İşin tabi esprisi Max Kruse Fenerbahçe'nin bu seneki şu ana kadar yapılan en etkili transfer olduğunu herhalde çok rahatlıkla, yani, rahatlıkla söyleyebiliriz. O ikiliyi Fenerbahçe buldu aslında, yani yedeklemesi evet, dışında evet. Vedat Kruse ikilisini. Yani Max Kruse'yi ben tek santraforda oynatırım. Max Kruse'yi ben 10 numara pozisyonunda oynatırım. Max Kruse'yi ben Deniz Türüç önünde çift santrafor Vedat Muriç'le de oynatırım. Bu da teknik adam için bir konfordur. Çok ciddi konfor. Vedat da hakeza gerçekten çok etkileyici bir performans sergiledi. O fizik gücü falan kesinlikle çok üst düzeyde yani. Bir de hani hep iş ciddiyetinden, iş ahlakından bahsediyoruz ya. Vedat Muriç o seviyeleri aşmış bir oyuncu. Değil mi? Geliştiriyor kendini yani. Seviyorum. Bu oyunu seviyorum. Yani öyle. Ben işte Rize'de böyle bir çıkış yakaladım. Giresun Rize yakaladım. İşte İstanbul'a geldim. Hop fişi çektim, yok. Bakıyorum aynı ciddiyetle çalışıyor. Mutlaka bu önce kendisine, sonra Fenerbahçe'ye artı olarak kazanım böyle olarak yazılacak. Böyle devam ederse bence hani farklı liglerde de görebiliriz Adit. İnşallah. Yani yaş konusunda benim tereddütlerim olsa da. O fiziğin değil mi nasıl? 94 doğumlu oldu, 25 yaşında Vedat şu anda. Yani Nacho'ydu galiba Real Madrid maçında. Saydım hocam 6 tane falan arkadan tabanına böyle artık alamadı, sinirlendi. En son bastı bir tane. Çünkü fiziğine baktığın zaman diyorsun ki ağır, bu işte buna getireceksin, bunu atacak, dokunacak, kafayı vuracak falan. Ama yaptığı işlere bir bakıyorsun, çok da fiziğiyle örtüşen işler yapmıyor. Öyle ince işler yapıyor ki bir anda dönüyor çerçeve, işte. Ayağın içiyle. Yani bunlar önemli özellikler, bunu çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanıyor. Fizik kalitesini çok iyi kullanıyor. Tabii oraya bir tane her zaman söylüyoruz, bir yedek oyuncu net şart şu anda. Yani yok. Yok. Gitti Max Kruse. Max Kruse'nin arkası Deniz yaptın. Abi eksik kalırsın. Sadece hep bir öne kayıyorsun. Hep kaydırıyorsun. Ortada zaten boşluk var. Arkası hiç yok. Arka yok. Reyes Meyes var arkada. Direkt yani. Altay'la karşı karşıyasın evet. Yani. Reyes ile Jason ikisinin olduğu maçta Altay herhalde 33 tane falan şu dönemde kalırsın. Hakim indirirsin yani. O tespih çekersen var ya. Şey gördüm. Zikirmatik yetmez. Fenerbahçe'nin yeni sezonu 11'i yazmışlar işte. Kaleye Altay'ı koymuşlar. O geri dörtlüyü söyleyeceğim şimdi birazdan. Diğer oyuncuları yerleştirmişler. Geri dörtte Allah'ım sen yardım et. Evet. Ben sana işin espri kısmı görüyorum. Tabii şimdi yaşlılık artık yakında göremiyoruz. Şimdi ben o kadroyu gördüm. Sağ bek et diyor. Et kim dedim, hani E.T hani itim kim bu diye. Gerçekten oyuncu zannettim çoğunu. Evet. Gerçekten Fenerbahçe'nin durumu şu anda bu. Beşiktaş'a devam edelim hocam. Beşiktaş için programın başında bahsettin aslında. Panik butonuna basmış durumdalar şu anda. Ve bir stoper getirdiler. Victor Ruiz. Victor Ruiz şunu söyleyeyim. Hocanın istediği kadife ayak bir stoper. Yani kadife ayağı yakın bir stoper, en azından öyle diyelim. Hocanın sahip olduğu, özellikle o bölgeye yakıştırdığı oyun planına uyan istediği denge stoperi. Net bunu söylemek lazım. Peki bu yeterli olacak mı? Hiç yeterli olacak gibi durmuyor açıkçası. Tamam, orada işte Vidas'ı var. Atınç'ı işte iyileşecek falan. Ama yine orada bir sıkıntı yaşanacakmış gibi gözüküyor. Roko, Mirin gidecek, Roko kalacak gibi duruyor. Kanat beklerine bakıyorsun. Gökhan'ın sakatlığı var. Douglas orada evet güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sol tarafa bakıyorsun. Caner tek kaldı gibi gözüküyor. Oraya şimdi hocanın önceliği bir sol stoperde, ardından sol bekti. Şimdi bir sol bek transferinin ben ivedilikle Beşiktaş'ta çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Ön bölgeye geliyorum. Orta alanda ya inanılmaz şekilde sıkıntılar var. Şimdi bakıyorsun. Atiba sakat. Dorukhan sakat. Medel sakat. Laiç sakat. Necip de sakatlandı. Necip sakat. Burak sakat. Şimdi 6 tane sakatınız, 7 Gökhan da beraber 7 tane sakatınız var. Şimdi bu 7 tane sakatın minimumda 3 tanesi veya 4 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 15'er günlük bir rehabilitasyon süreci açıklandı kulüpten. Diğerleri daha da uzun sürelere yayıldı. Burak bir ay, Gökhan bir ay. Yani şimdi Beşiktaş'ın en iyi ihtimalle lige start verdiğiniz ilk karşılaşmada belli ki hani Burak olmayacak. Gökhan olmayacak. Hani Douglas da telafi edersin. Belki bir 11 sahaya çıkacak. Mutlaka ama bir 11 sahaya. Nasıl bir 11 çıkacağı gibi, bir de kulübendeki hamle oyuncu, hamle gücün çok önemli. Belli ki Beşiktaş sancılı başlayacak. Gerçekten sancılı başlayacak. Zaten bir sancı varken dediğin gibi yani bu geçen yayında söylemiyorum. Gaz sancısı falan değil. Bu doğum sancısı niteliğinde ağır bir sancı. Sancılı başlayacak. Abdullah Hoca'nın Allah yardımcısı olsun, ama şu var.
kervanı yolda dizme şeklinde Beşiktaş çok başarılı bir takım. Onu evet, net söyleyelim. Evet. Yani Beşiktaş transferde işte bu yönetimin 100 milyon eurolara yakın bir girdi sağlaması totalde görev aldığı süre içinde. Bunlar tesadüf değil tabii ki. Ama insanlar hep o başarıyı bekliyor. İlk defa Beşiktaş transferde bu kadar uzun süre sessiz kaldı. Yani Tyler Bowl transferi ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama bir kanadı ona teslim ettiğin zaman diğer kanatta Quaresma, Lens hep böyle netameli oyuncular. Yani sana ne yapacak, ne edecek, ne edecek belli değil. Burak sakatlandı, sadece orayı güvenle bu sezonu nasıl kotarabilirsin? Burak sakatlanmasın, güven Burak olsun, bana göre bir tane daha santrafor mutlaka Beşiktaş'a lazım. Orta alana geliyorsun, şimdi orta alanda da Beşiktaş'ın sıkıntısı var. Oğuzhan'dan hocanın tekrar bir eski Oğuzhan'ı yaratması, yakalaması, o eşeğe çıkarması bekleniyor. Vallahi ben hazırlık karşılaşmalarına izlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Oğuzhan bıraktığımız yerin çok az ufacık bir ilerisinde. Biraz daha belki mental olarak daha zinde görebilirsin ama saha içindeki fizik kalite, saha içindeki yeteneklerini oyuna yansıtma, oyuna katkı açısından baktığım zaman çok üst seviyelere çekemeyeceğim. Oğuzhan hep problemi oldu zaten. Fizik kulübü. Yani ki Abdullah Avcı'nın şöyle bir oyun planı vardı. Dörtlü bir savunma, önlerinde tek Oğuzhan, iki tarafında da Laiç ve Dorukhan. Önde Burak, işte sağda Quaresma, solda Boyd. Böyle bir 11 ile Beşiktaş'ı görebilecektik. 4-3-3 üzerinde. Belki 4-1-4-1 gibi de düşünebilirsiniz ama bu oyun sisteminde Oğuzhan'ın rolü çok büyüktü. Oğuzhan'ı biz Atiba'yla birlikte oynadığı zaman şampiyonluklar yakalayan bir Beşiktaş izledik. Tadı da damağımızda kaldı. Müthiş bir pas balansı, acayip yani. O zamanki Oğuzhan'ı ben şimdi görmek istiyorum. Çünkü izlettiyse bana bunu, uzun soluklu da olduysa, başarılı performansında devamlılıkla gösterdiyse niye göstermiyorsun derim yani. Niye? Sebep bir şey var ne? Yani sebep ne? Ama bir de şu var. Sebebi araştırsın. Şenol Güneş araştırdı, bulamadı. Şimdi Abdullah Avcı geldi. O da araştırıp çözüm bulamazsa Oğuzhan kendine takım bulacak o zaman. Tabii Beşiktaş'ta olmuyor demek artık. Bu seviyede kendine, olmuyor demek. Oğuzhan kendine takım olacak. Yani büyük takımlarda vefa evet. Büyük takımlarda işte aidiyet eşiği yüksek olan oyunculara ilgi alaka evet. Ama en sonunda iş performansa bakıyor. Bu takımda bir geleceği var. Hani performans yapamazsan da kimse kimsenin babasının oğlu değil. Adam cebinden rızkından kesiyor, gidiyor kombine alıyor. Çakıl taşı vermiyor kurşun yani. Sana. Adam oturduğu zaman da tribünde heyecanlanmak istiyor. Bir şeyler görmek istiyor. O anı yaşamak istiyor, onun için para veriyor. Sen de onun verdiği paradan pay alıyorsun zaten. Tabii aynen öyle. Bu nedenle de Oğuzhan halen kafamda benim için bir soru işareti. Abdullah Avcı'nın da çözmesi gereken Beşiktaş'taki en zor problem olduğunu önemli düşünüyorum. Önemli tanesi kesinlikle öyle. Bir kaleci probleminden bahsedebilir miyiz hocam sence Beşiktaş'ta? Yani Karius... Ne beklediğinize bağlı. Eğer Abdullah Avcı gibi Karius'tan, Utku'dan bir Mert Günok etkisi bekliyorsanız çok beklersiniz. Olmaz. Zaten gördük. Hani olmaz. Yani öyle bir Mert Günok ve ya son Ayak maçında tabii. Mert Günok yani keşke görüntülerimiz olsa da görse. Ya bir savunma oyuncusuna böyle ikili üçlü sıkıştırma geldiğinde bile taca atıyor. Sonra bir baktım, yapmıyordu. Böyle sağ ayağının dışında hop merkeze pas attı. Tekte oynuyor. Yani inanılır gibiydi. Mahmut aldı döndü kontratak başladı. Çünkü kaleciye Mert'e ikili bir üçlü bir sıkıştırma gelmiş. Onun yanında orta saha çıkmış, defans arkası, çıkmış. Biliyor ki arkası boş. Tabii. Sen bir anda kaleci kaptıracak veya vuracak, kısa düşecek, alıp kontrayla gol arayacağım derken bir bakıyorsun kaleci ayağının içinde bir atıyor. Görüyorsun. Aa 4 kişi oyundan düşmüş hop. Hadi bakalım santra yapıyorsun. Yani böyle bir etki bekliyorsan ama idare eder mi eder. Bakın ben Karius için birçok meslektaşımda hani tatlı sohbetlerimiz, tartışmalarımız oluyor ama şunu söylüyorum. Karius'un kötü bir kaleci olduğunu söylemiyorum. Ama benim Beşiktaş'ımın Avrupa aranmalarında bir yerlere gelmesini sağlayacak bir kaleci değil. O yani, uyumda sanki sağlanamadı Beşiktaş'ta. Yok. Zaten Beşiktaş'a gelmesini yol açan sebebi hepimiz biliyoruz tabii, değil Liverpool, mi? Finalde. Ha yani şimdi bu böyle bir kaleci. Beşiktaş'a gelip bu konuda bir gelişim sağladı mı? Asla sağlayamadı. Cepheden iyi bir bakıyorsun size. Çok iyi maçları var. Müthiş maçları var ama ben kalecide şunu yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'da oynuyorsan skor tutan kaleci olacaksın, maç kazandıran kaleci olacaksın. Ve bunu sürekli yapacaksın. Sen sahne sırası sana maçta bir kere, iki kere gelir ama o sahne sırası geldin mi de en iyisini yapmak durumundasın bu takımlarda oynuyorsan. Yoksa zaten oynayamıyorsun. O kaleye geçemiyorsun. O kaleye geçemiyorsun.
O krediyi aldın mı da zaten seyirci sana onu tolere ediyor. Yani her sene sezon başında biliyorsun Muslera'nın ellerinin küçüklüğünden, Muslera'nın yediği yan topa çıkmadı falan. Şampiyonluk abi geliyor Galatasaray'a bakıyorsun. Ben buradaki pastanın en büyük dilimini Muslera'ya veriyorum. Lan aynı pastayı suratına vurdun adamın sezon başında. Eli küçük dedin. Adamın eli küçük dedin. En küçük dilimi ona verdin. Ondan sonra pastayı veriyorsun. Yani onun için bunlar büyük kaleciler böyledir yani. Büyük takımların kalecileri böyledir.